Karar tekrarlarından mutlu akşamlar. Bir yüz yüze siyasete yine sizlerle birlikteyiz. Herkesin konuştuğu bir konu var. Yıl 2002, Türkiye'de seçim olacak mı? Biz de bu merak edilen soruları bugün çok değerli bir konuğum var. Ona yönlendireceğiz. İyi Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Artık gündemde seçim havası yavaş yavaş yaklaştı. 2023 de olsa, 2022 de olsa artık seçim konuşuluyor Türkiye'de. Ama şu bir gerçek vardır. %10'lardan, %9.9 işte onlardan bir İyi Parti bugün %14'lerin üzerine kadar çıktı. En son yapılan bir anketlere de baktığımız zaman İyi Parti'nin 3. sırada yer aldığını gördük. Şöyle bakacak olursak çok kısa süre içerisinde hani derler işte MHP'yle birlikte hareket eden bir İyi Parti vardı. O zaman İyi Parti yoktu ama MHP'nin içerisinden çıkan bir İyi Parti doğdu. İyi Parti çok kısa sürede önce emekledi, sonra koşmaya başladı ve şu anda ipi göğüslemek için çaba sarf ediyor. İyi Parti'nin bu yükselişi vardır. Bu yükselişi neye borçludur İyi Parti? Evet, öncelikle bizi izleyen değerli Şanlıurfalı kardeşlerim ve dünyanın dört bir yanından bizi izleyen değerli kardeşlerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Herkese hayırlı akşamlar, iyi seyirler diliyorum. İyi Parti'nin tabi kuruma bir hikayesi var. Üstün bir mücadele, Sayın Genel Başkanımızın onurlu duruşu. Parti kuramaz dediler, kurduk. Seçime giremez dediler, girdik. Allah şükürler olsun 2018'de 5 milyon oy aldık. İktidarın oyunu bozduk, AKP'nin oyunu bozduk. Büyük şehirlerde CHP ile aynı çatıda belediye başkanlarımıza destek verdik. Bu anlamda ciddi başarı elde ettik. Tabii başarı tesadüf değil. Sayın Genel Başkanımızın sahada çalışması, esnaf ziyaretleri. Bizler de yerelde Sayın Genel Başkanımıza bir nebze de olsa destek olma amacıyla gücümüzün yettiği kadar çalıştık. Esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onların dertlerini dinledik. Kırsal mahallelerimizi ziyaret ettik. Şanlıurfa'nın sorunlarını dile getirmeye çalıştık dilimizin döndüğünce. Tabii ki halk tarafından karşılık bulmaya başladı. 2021 yılında Yargıtay onaylı şu an bizim İyi Parti'nin üye sayısı 511 bin civarında. 2021 yılında 187 bin yeni üye yapmışız. AK Parti 146 bin üye kaybetmiş, MHP 17 bin üye kaybetmiş. Tabii bu kadar baskıya rağmen bu kadar üye yapmamız ciddi anlamda başarı diye düşünüyorum. Çünkü birçok bölgede Şanlıurfa'nın diğer ilçelerinde ilçe başkanlıklarımızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı partimize üye olan kardeşlerimizi daha önce AK Parti ilçe başkanlıklarından veya il teşkilatından aranıyorlardı. Niçin AK Parti'den istifa ettiniz, İYİ Parti'ye geçtiniz diye soru soruluyor ve onları dolaylı bir şekilde tehdit ediyorlardı. Şimdi sosyal yardım hizmetleri tarafından arandığını öğrendik. Maalesef arıyorlar, sosyal yardımlarınız kesilir. Artık bundan sonra size yardım yapılmayacak, bilginiz olsun diye. Vatandaşımızı, kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Buna rağmen Şanlıurfa'da da 3 ay içerisinde 3500 yeni üye yaptık. Bu demektir ki artık ampul patladı. İyi Parti iktidara yürüyor, millet bizi çağırıyor. Evet. Peki şöyle düşünebiliriz. Dediniz ya işte yerelde baskı kuruyorlar. Peki şöyle genelde de baktığımız zaman işte bunu zaman zaman görüyoruz. Meral Hanım'a işte Meral Hanım ve İyi Parti nereden vurabiliriz? Çünkü milliyetçi muhafazakar bir parti sonuçta İyi Parti. İşte HDP'nin bazen yan yana getirmeye çalışıyorlar. Bazen şehitler üzerinden şöyle işte en son Meral Hanım'a yapılan biliyorsunuz işte hakaretler falan vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Ya tabii yani AKP iktidarı, Cumhur İttifakı diyelim son 10 yıldır algıyla Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Biliyorsunuz bir ordusu var AK Parti'nin, sosyal medya ordusu. Geçen AK Parti üst düzey yöneticilerden bir tanesi basına da düştü. Şöyle bir açıklaması var. 200 bin sosyal medyayı yöneten bir ordumuz var. Yani ne kadar üzücü bir hadise. Ki bunların çoğu da maaşlı.
Bunlar sosyal medya üzerine algı oluşturuyor. Sayın Genel Başkanımıza, diğer siyasi parti liderlerine çirkin saldırılarda bulunuyorlar. Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili çok kez muhatap oldu. Yani Sayın Genel Başkanımız sosyal medya üzerinden linç etmeye çalıştılar. Bunun bir örneği Bingöl'de yaşandı. Daha önce sosyal medyada Sayın Genel Başkanımıza hakaretlerde bulunmuş, hem de ağır hakaretlerde bulunmuş. Kendisi İzmir'de oturuyor ama görevli olarak Bingöl'e gelmiş. Sayın Genel Başkanımızın Bingöl programından dolayı kendisi özellikle Bingöl'e gelmiş. Ben de o programda oradaydım. Tevafuk oldu. Yani bin kişinin arasında öyle bir provokatör, öyle bir ses tonuyla ağza alınmayacak hakaretler ediyor. Tabii son kısmını, videosunu paylaştılar, çekmişler, görüntülerini almışlar. O da bir provokatör eylemdi. Daha önce Rize'de aynı şekilde buna benzer bir hadise yaşanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha bu iyi günleriniz, siz daha fazlasını göreceksiniz diye bizi dolaylı bir şekilde tehdit etmişti. Yani biz tabii bu gibi provokatör eylemlere boyun eğmeyeceğiz. Biz onurlu bir şekilde vatandaşımızın sorularını dile getirmek için mücadele eden bir kültürden gelmeyiz. Siyasi düşüncemiz de bu şekildedir efendim. Peki İYİ Parti olarak Şanlıurfa'daki siyasi çalışmalarınız nasıl sürüyor? Ferhat Bey, tabii Şanlıurfa'da da siyasi çalışmalarımız ciddi anlamda. Biz hem kırsal mahalleleri ziyaret ediyoruz. Esnaf ziyaretlerini hemen hemen bütün ilçelerimizi iki defa ben gezdim 2021 yılında. Şubat ayında biz tekrar ilçe esnafımızı, bütün ilçelerimizin esnafını ziyaret edeceğiz. Teşkilat olayı tamamladınız mı? Tabii, 13 ilçemiz tamamıyla şu an faal durumda. Ben kırsal mahallelerimizi ziyaret edeceğiz. Katılımlar var, üye çalışmalarımız var. Ben aslında sorunuzun tam anlamıyla cevabını vermedim. Çünkü Kürt problemiyle ilgili siz, yani Sayın Genel Başkanımızı işte HDP ile yan yana, İYİ Parti HDP ile yan yana koyan bir Cumhur İttifakı var. Tabii bu söylemleri biz kabul etmiyoruz. Oysa ki İstanbul seçimi için Apo'nun mektubunu okutan, kırmızı bültenle aranan, Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran Cumhur İttifakı'nı vatandaşımız unutmadı. Evet. Yani çirkin bir dille muhalefeti yıpratmaya çalışan bir düşünce maalesef iktidarın tarafından kullandığını görebiliyoruz. Bu bizi yıpratmayacak. Biz bunlara boyun eğmeyeceğiz. HDP ile kol kola gezen aslında onlar. Çözüm, biz hendek siyasetini unutmadık, çözüm sürecini unutmadık. Ha burada peşmergelere kırmızı halı serdiklerini, Türk bayrağını indirdiklerini, Atatürk posterini indirdiklerini, işte ha buradan ta Kobani'ye kadar peşmergelere askerimiz nezdinden valiler, kaymakamlar, lahmacunlar verildiğini vatandaşımız da unutmadı, biz de unutmadık. Biz bunlar aslında çok konuşmak istemiyoruz ama onlar ikide bir bizi farklı bir şekilde yıpratmaya çalışıyorlar. Biz de bunları her zaman onların yüzüne çarpa çarpa söyleyeceğiz, hatırlatacağız. Asıl HDP ile ittifak kuran AKP iktidarıdır. Dolaylı bir şekilde HDP ile devamlı ittifak kuruyor. Her seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a geliyor. Kürt kardeşlerim oy vermeyince terörist olarak ilan ediyor. Biz bunları tabii ki konuşmak istemiyoruz. Aslında Türkiye'nin çok önemli problemleri var ama devamlı ekonomiden vatandaş bahsetmesin ve işte ülkenin gidişatından diğer muhalif partiler bahsetmesin diye bu gibi kirli senaryoları devamlı gündeme getiriyorlar. Vatandaşımız her şeyi daha iyi biliyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki sohbetimize ben şöyle devam etmek istiyorum. Yani biraz işte genelden, biraz yerelden diye şey yaparsak daha dert olacağını inanıyorum. Peki yerel yönetimlere gelelim. Şimdi yerel yönetimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ilçeler var bunun. 3 tane merkez ilçesiyle birlikte 13 tane ilçesi. 14 tane belediye vardır. Bunların kayyumla birlikte bir tanesi MHP, Cumhur İttifakı'nın MHP'de olan tarafı vardır, Harran ilçesi. Diğeri de hepsi AK Parti'nin ilçesinde. Yerel yönetimlerde çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Özellikle Şanlıurfa ve merkez ilçelerinde. Öncelikle şunu söyleyeyim Ferhat Bey, yani yerel yönetim Büyükşehir başta olmak üzere diğer 13 ilçemiz dahil sadece billboardlarda onların reklamlarını görebiliyoruz. Kendi reklamlarını, kendi fotoğraflarını boy boy gösterir şekilde onları billboardlarda görebiliyoruz. Evet.
projelerini tanıtacak veya projelerini gerçekleştirdikleri projeleri orada efendim şu proje gerçekleştirdik, bu projeyi gerçekleştireceğiz gibi bir reklamla karşı karşıya kalmadık. Yani yaptıkları bir şey yok. Dolayısıyla yanlış bir şirket diyelim. Çünkü billboardların reklam ajansı olan firma sahibi AK Parti yöneticisi. Dolayısıyla biz Şanlıurfa merkezleri, ilçelerde özellikle belediye başkanlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın başta olmak üzere bu boy fotoğraflarını görüyoruz. Urfa Büyük İste, Urfa Büyük Sevda İster, Urfa Büyük İste gibi sloganlarla. Yani biz bunun ötesinde herhangi bir çalışma görmedik işin gerçeği. Övünerek sen beyaz günün geçen büyük afişlerini gördük. 148 bin yardım paketi dağıttığını dile getirmiş. Bu da üzücü bir hadise. Demek ki Şanlıurfa fakirleşmiş. Şanlıurfalı kardeşlerimiz ekmeğe muhtaç olmuş. İşsizlikten dolayı sizin vereceğiniz kolilere muhtaç olmuş. Bunu övünerek anlatıyorlar. Büyük afişler asıyorlar. Bu da Urfa'nın gerçeği. Biz yerelde Şanlıurfa Belediye Başkanlarımızdan ve yerel yönetimden çok büyük ölçüde rahatsız. Neden? Çünkü koruma ordusuyla dolaşan belediye başkanlarımız var. AKP ilçe başkanları hakeza öyle. 3 tane koruma arabayla, 4 tane koruma arabayla dolaşan belediye başkanlarımız var. Bütün ilçelere koruma tahsis edilmiş, ilçe başkanlıklarına, AKP ilçe başkanlığına. Sadece benim bildiğim bir tane, iki tane ilçe başkanlığına tahsis edilmiş. Onlar istememiş. Ya şimdi devletin polisini, memurunu, devletin imkanlarını niçin bunlara peşkeş çekiyorsunuz kardeşim? Günah değil mi? Yazık değil mi? Yani biz bunu defalarca dile getirdik. Hakikaten vatandaşımız bundan çok rahatsız. Biz buradan tekrar onları uyarıyoruz. Siz bu vatana, bu millete, bu memlekete eğer hizmet etmek istiyorsanız bu gibi şeylerle vatandaşı hem meşgul etmeyin hem de vatandaşın niyetimin hakkını ona buna peşkeş çekmeyin. Bu konuyla ilgili biz de rahatsız yine dile getirdik. Vatandaşımızın sesi olarak ben dile getiriyorum. Kaldı ki yerel yönetim birçok vaatte bulunmuştu. Birçok projeler vardı. Evet, birçok projeler vardı ama bunların hiçbirini gerçekleştirmediler. Ya tabii kamunun yararına, vatandaşımızın, memleketimizin yararına olan projeleri biz de destekleyeceğiz. Biz de desteklemek zorundayız. Biz böyle bir anlayışla siyaset yapmak istiyoruz. Ve böyle bir siyaset anlayışımız var. Fakat bu gibi projelerin hayata geçtiğini göremedik. Seçim öncesi büyük vaatlerde bulunuyorlar ama maalesef herhangi bir gerçek anlamda bir projenin hayata geçtiğini göremedik. Kaldı ki bütçe gelirlerimiz de bayağı yükseldi 2022 yılında. Hemen hemen birçok ilçemizin bütçesi hemen yaklaşık olarak iki katına yükseltildi. Bununla beraber birçok arsalarımız satıldı. Yani parsel parsel arsalarımız satıldı. Bu paralar nereye gitti kardeşim? Hadi bunun hesabını verin. Yani biz vatandaş olarak bunun hesabını soruyoruz. Sormak istiyoruz. Ben bir siyasetçi olarak buradan sizin aracınıza soruyorum. Bu paralar nereye harcandı? 2018'de Sayın Genel Başkanımızın Tunceli programına gitmiştik. Tabii orada Tunceli Belediyesi'nin binasının en üst katından büyük bir afiş, 10 metreye yakın bir brandayla 2018'in gelir ve gider tablosunu orada beğenmişler büyük yazılarla. Ya ne kadar hoşuma gitti. Şimdi Türkiye Komünist Partisi'nde olan belediye başkanı, şu an dinden, İslam'dan bahseden, efendime söyleyeyim, cennet vaadinde bulunan AKP iktidarının belediyelerine bak. Kimseye hesap vermiyor. Fakir fukaranın hakkını ona buna peşkeş çekiyorlar. Tabii bu bizi derinden üzüyor. Özellikle bu billboardlarla ilgili Sayın Bayezgül'ün Büyükşehir Belediye bütçesinden ne kadar para harcandığını öğrenmek istiyorum. Ben orada bir ekleme yapmak istiyorum. Ekleme. Çünkü ben daha önce orada o kurumda da çalıştığım için iyi biliyorum. Evet. Şimdi tabii ki belediye billboardları ihale ederken bunların %10 hakkı vardır. %10 hakkı var. Atıyorum 600 küsür tane billboardları vardır. Bunun 64 tanesi belediyeye aittir. İşte CRP'ler vardır, işte megaboardlar vardır, megalightlar vardır, kolaboardlar vardır. Bunlardan hepsinden oranında da %10 bir hakkı vardır. Bazen bu %10'u geçiyor mu? Geçiyor. Ki mutlaka geçiyor. Kendine verilen mesela 64 tanesi
belki de şehrin etrafına baktığınız zaman 100 tane asılıyor. Ona da mutlaka ki bir para ödüyor. O onu belediye başkanı bileceği bir şeydir. Biz ona söyleyemeyiz. Ama öyle bir şey vardır. Onu ben orada söyleyebiliriz efendim. Sorabiliriz. Hakkımız tabii var. Tabii tabii ki. Çünkü her yerde ben yaklaşık olarak 2 yıldır Sayın Beyazgül'ün boy boy fotoğraflarını görmekten artık rahatsız oldum. Yani, ben o konuda rahatsız tabii ki olsun için. Büyükşehir ablamını kullansa, kendi projelerini anlatsa, işte Şanlıurfa işte bu projeleri gerçekleştirdik diye reklamlarını yapsalar belki bir nebze biz de bilgi almış olacağız. Evet. Ama sadece kendi fotoğrafını özellikle büyük fotoğraflarını billboardlarda hem de dev 8-10 metre 3 tane 4 tane billboardu birleştirip dev afişlerle kendi fotoğrafını paylaşması beni de rahatsız etmiş, vatandaşımızı da evet. Şanlıurfalı kardeşlerimi de rahatsız etmiş. Dolayısıyla ne kadar bütçe ayrılmış ben sizin ağzınıza burada sormak istiyorum. Evet. Çünkü hiçbir sorunun cevabını alamadık. Daha önce de beni işte hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Ben bazı iddialarda bulunmuştum. Evet, bazı iddialarda bulunmuştum. Kendi WhatsApp üzerinden bir vatandaşımızın kendi oğluna iş talebiyle ilgili. Sayın Beyazgül de diyor ki şu an belediyenin imkanları yok. Kesinlikle alım yapamıyoruz. O kardeşimiz de Şanlıurfalı kardeşimiz de diyor ki efendim siz işte bankamatik personeli gibi Aydana'ya gidip maaşını çeken falan falan isimlerin maaşını niye ödüyorsunuz? İşe gelmedikleri halde bir de artı çok zengin oldukları halde siz niye böyle bir imkan sağlıyorsunuz? O da diyor ki onların huzur hakkı. Şimdi yani böyle bir yarışmayı ben paylaştım sosyal medyada. Bununla ilgili aklımda suç duyurusunda bulunmuş. Ben yine soruyorum. Evet, kendi yandaşlarının huzur hakkı var da vatandaşın huzur hakkı yok mu? Maalesef fakir fukaranın yetimin hakkını, vakfın hakkını, belediyenin hakkını, devletin hakkını, vergilerimizle ödenen paralarımızı ona buna yandaşa peşkeş çekiyorlar, çarçur ediyorlar. Günahtır, yazıktır. Biz bunların hesabını soracağız. Evet. Biz iktidar olduğumuz zaman soracağız. Şimdi Akçakale ve diğer birçok belediyelerle ilgili de ciddi anlamda sıkıntı var. Şimdi vatandaş haliyle diyor ki benim oğlum işsiz, kızım işsiz. KPSS'de 90 puan almış ama atanamamış. Ya belediyede imkan varsa şirketlerde çalışsın. Diyor ki efendim yani karşılığını bulamıyor. Bir taraftan da bin dönüm arası olan yandaşların çocuklarını belediyeye gitmeden, çalışmadan Aydana'ya gidip bankamatikten maaşını alan insan sayımız çok fazla. Yani bunu da biz üzülerek ifade ediyoruz. Ben iftira etmiyorum. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Bunlar Şanlıurfa'nın gerçeği. Birçok belediye kendi babalarının çiftliği gibi kullanıyorlar. Karatı. İstanbul'daki de öyle mi olmuştu? Çünkü bazen tabii İstanbul'da 35 binden evet, bahsediyorlardı. Yani işten çıkarmalar vardı falan vardı. Bunlar da öyle demek ki yani, bankamatik usulü maaş aranışlar. Ferhat Bey yani minareyi çalmışlar, kılıfını da uydurmuşlar. Şimdi 200 bin sosyal medya aktörü olduğunu iddia eden AKP yöneticisi. Bunlar maaşını kimden kim tarafından ödetiyorlar? Belediyelerden, işte vakıflar üzerinden. Kurumlar üzerinden ödetiyorlar. Yok AK Parti kendi bütçesinden mi? O kadar bütçeyi karşılayacak bir bütçeler var mı? Mümkün değil. Çünkü kendileri israf politikasıyla alışa gelmiş bir süreç içerisinde onlara para yetmiyor. Ne kadar fakir fukaran hakkını yeseler de gözleri karınları şişmiş ama gözleri maalesef doymuş. Peki belediyeden başlamışken ben sonradan soracaktım ama buradan gelmişken biliyorsunuz son günlerde bir şikayet vardı su faturalarının yüksek geldiğine dair. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki suya zam yapılmamıştır. Fakat halen biz görüyoruz ki sosyal medyada bazı insanlar faturalar paylaşıyorlar. İşte su ücretlerinin fazla olduğuna, yaktıkları metreküpe göre hesaplıyorlar. İşte bir zam olduğunu, gizli zam olduğunu hatta bir söylem vardır. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ya tabii faturalar kabarık. İki kat arttı. Yani eğer zam yoksa bu faturaların niçin arttı? Yani şimdi vatandaşın artık kurumlara güveni kalmadı. Ya bir de kış aylarında artması biraz da insanları tabii ki endişeye sürüklüyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Kaldı ki yani ŞÜSKİ'nin bütçesi de hemen iki kat arttı. 2022 yılında yaklaşık olarak 1 milyar TL yakın bir bütçe oluştu. ŞÜSKİ gerçek anlamda da vatandaşımıza, kırsal mahallelerimize özellikle
sorunları gidermiyor, talepleri karşılamıyor. Peki bu paralar nereye harcanıyor? Yani hakikaten bu sorular cevapsız kalıyor. Yani ben Şanlıurfa'daki yerel yönetimi Ankara'daki meclisteki durumla aynı pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Çünkü mecliste de bizim İYİ Parti Şanlıurfa İYİ Parti milletvekillerimiz yani bir konuyla ilgili cevap bekliyorlar. Fakat onlar diyorlar ki efendim biz bu soruya cevap veremeyiz. Ya ticari sırdır ya da efendime söyleyeyim bu soru cevapsız kalacaktır gibi gibi şeyler. Şimdi Şanlıurfa'da da bunun gibi çok sorun var. Ben onların yapısını aynı görüyorum. Ankara'daki sistem neyse Şanlıurfa'daki sistem de aynı. Evet. Peki şimdi zamanımız geçiyor. Ben saate de baktım ama bayağı geçti. Evet. Akıcı oldu bir program. Havalimanından bahsedecek olursak biliyorsunuz her zaman sıkıntılar yaşanıyor. İşte yerinin seçilmesinde sıkıntılar vardır. Neden işte havalanı buradan aldı oraya götürüldü. Aynısı bugün İstanbul'a baktığım zaman İstanbul'da da bu karkışta görüldü. Bazı yerlerde çökmeler oldu. Bazı uçaklar yine eski havalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Şimdi belki Urfa'nın da eski havalimanı açık olmuş olsa belki uçaklarının çoğu oraya inerdi. Yer tartışması oldu. İlyas cihazı vardı. İlyas cihazının işte çalışmadığına dair söylemler vardır. Hatta Şanlıurfa'da bir şey vardır. Bir şey yapıldığı zaman hemen herkes paylaşım yapar. Der ki işte benim girişimlerimle işte şu yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı denir. Siz havalanın için neler söyleyeceksiniz? Tabii zamanında yapılmış bir havaalanı yer konusunda şu an tartışmanın bile yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü karar verilmiş, yapılmış. Yanlış bir yerde mi yapılmış? Bana göre de doğru bir yerde yapılmamış. Evet. Poyraz'ın olduğu bir yerde. Tabii devamlı sis var orada. Tabii Şanlıurfalı milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bürokrasi üst düzey yetkililerimiz bu konuyla ilgili ciddi bir çalışma yapmıyorlar. Evet. Talepleri de yok. Yani Urfa'da uçak, yaz aylarında da uçak seferlerimiz çok düşük seviyede. Yani biz Ankara'ya gitmek için artık diyoruz ki acaba hangi gün uçak seferi var? Oradan işte, pahalıya uçuyoruz. Tabii gidiyorsun bir de dönüşünü düşünüyorsun. Aynı gün dönemiyorsun. Yani çünkü uçuş saatleri de çok ters. Ankara, Gaziantep'ten, Mardin'den, Diyarbakır'dan Ankara'ya günde belki 7-8 sefer var ama Şanlıurfa'ya bazı günler hiç sefer yok. Özel uçak şirketleri vardır. Evet, maalesef milletvekillerimiz bu konuda da sessiz. Evet. Gerekeni yapıyor. Gereken tepki de göstermiyor. Havalanı maalesef yanlış yerde yapılmış. İşte en ufak bir kar yağışı günlerce ben de Ankara'ya gidecektim. Maalesef uçuşumuz iptal edildi. Kar yağışta yalnız değil, sis oldu o zaman inemiyor. Kesinlikle inemiyorum. Öyle, evet. Evet, yağış olduğu zaman bu konuda inemiyorum. Da Şanlıurfalı kardeşlerimiz yine yetim bırakılmıştır. Evet. Peki tarıma geçmek istiyorum. Tarım ve DEDAŞ'a geçmek istiyorum. Tarımda kendi kendine yeter ülkeydik eskiden. Ama şimdi baktığımız zaman her şeyin ithalatını yapıyoruz. Yani buğdaydan tut, ekmeklik buğdaydan tut, makarnalık buğdaydan tut, bütün gıda ürünlerinde ithalata evet. yöneldik. Yani ihracat eden bir ülkeden ithal eden duruma geldik. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Tabii tarım deyince tarım ülkesiyiz. GAP'ın başkenti Şanlıurfa'dayız. TİGEM Ceylan Pınar Çiftliği gibi bir çiftliğe sahibiz. Ama tarıma muhtaç bir hale gelmişiz. Çiftçimizi tarlasına küstürdüler. Maalesef öyle. Yani dünyanın en kalabalık nüfusu Çin. Çin'den bile 2021 yılında ondan fazla buğday ithal etmişiz. 2018-19 yılında savaşta olan Suriye'den bile arpa, buğday, saman ithal etmişiz. Tarımda böyle bir durumdayız maalesef. Tabii bunların sebebi var. Bana sorarsanız bu konuyla ilgili ben hep söylüyorum. AKP iktidarı Türkiye'de tarım bitirmek için bir proje üretmiş. Hayvancılığı bitirmek için bir çaba harcıyor. Bunları tabii bazı örneklerle de ispatlayabiliriz. Çünkü girdiler çok yüksek. Yani gübre fiyatları, mazot, çiftçiye olan destek çok düşük. Zirai ilaçlarımız çok pahalı. Bunların tamamı da dışarıdan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İsrail'den, işte diğer ülkelerden maalesef ithal ediliyor. Yerli tohuma destek verilmedi. Birçok eklem biçilen arpa, buğday, mısır, pamuk tohumları yabancı meyşeyle. Maalesef çiftçimizi tarlamıza küstürdüler. Ben de bir çiftçiyim.
Oysaki GAP projesi tamamlanmış olsaydı, çiftçimize doğru bir şekilde destek verilseydi, tarım politikası düzgün olmuş olsaydı, belki bugün ülkemiz ekonomi sıkıntı içerisinde olmayacaktı. Çünkü dışarıya bağlı bir tarım politikamız var. Bakın, vatandaşımız bana WhatsApp'tan göndermiş. Tarım sulama ile ilgili ciddi anlamda sıkıntı var. Özellikle DEDAŞ bir soygun yapıyor. Yani her tarafta soygun var. Devletin bütün kurumlarında neredeyse soygun var. O derecede üzgünüz. Yani burada belirtmiş 100 dekar pamuk, 69 dekar buğday ekmiş değerli bir kardeşimiz. Elektrik faturası 756 bin lira gelmiş. 756 bin lira. 756 değil, 756 bin. Tabii tabii, 756 bin. 1 milyona yakın bir rakam. Aynen öyle. 270 dekar arazi sulamış buğday, efendime söyleyeyim mısır. 955 bin fatura gelmiş. Yani çiftçimiz bu faturaları nasıl ödesin? Bu geçen sene ki elektrik biliyorsunuz zamlı yeni yapıldı. Yani onu şöyle, ben tabii ki DEDAŞ'la birlikte şimdi kademeli bir tarife yaptım. Yani kademeli bir tarife yaptım. Kademeli bir tarife. Hatta Sayın Bakan Fatih Dönmez bugün şunu açıkladı. Biz dedi ki burada bir deneme şeyi yapıyoruz. Evet. 150 kilovat. Şimdi ben hesapladım. 150 kilovat, yani her şeyin tasarruflu ampullerin olsa, her şeyin tasarruflu olsa 155-160 kilovat iki kişilik bir aile yakıyor. Evet. Bunun yanında 3 tane çocuğun olduğunu düşün, 150 kilovat etmez. Zaten 150 kilovatın üzerine çıktığı zaman katlamalı bir tarife oluyor. Katlamalı. Yani 150 lirası atıyorum işte 450 lira. Aynen öyle. 2.70'ten hesaplanıyor. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Yani bu kademeli tarife tutar mı? Ya. Yoksa biz artık deneme tahtasına mı döndük? Şimdi vatandaş diyor ki kira tadında elektrik faturası. Yani elektrik faturasıyla hemen kira bedeli aynı seviyeye geldi. Soygun var yani, ben az önce söyledim. Yani bütün kurumlarda vatandaşımıza yönelik ciddi anlamda bir soygun var. Yani çiftçimiz bu faturaları gerçekten ödeyemez. Sadece elektrik faturası değil ki. Yani gübrenin fiyatına baktık, güncel fiyatları aldım. 11,5 lira. 3.50'den 11,5 liraya yükselmiş. İşte bu dolar kurunun yükselmesi dolayısıyla bahane gösterilerek. Yani %300. %300. Yani zira ilaç fiyatları %500, %1000 artan, neredeyse o rakamlara yaklaşan zamlar gelmiş. Ya şimdi çiftçimiz nasıl ekecek, nasıl biçecek? Yani biz hakikaten bir çiftçi olarak, ben de bir çiftçi olarak şaşkın durumdayız yani. Yani bu sene ekti, şimdi kaldırınca bu elektrik faturasını da ödeyemeyecek. Normal kanal sulaması, evet, haram bölgemizde belki fiyatlar çok yüksek değil ama mesela Bozova, Teterük sulama birliği güncel fiyatlar dönüm başına, dekar başına 380 lira Ferhat Bey. Evet. Para alınıyor. Şimdi tabii 2021 fiyatları, 2022'de fiyatların belli olmaması ama tabii tahminler konuşuluyor. 800 ile 1000 lira arasında bir fiyatlandırma yapılacağını iddia ediyorlar. Eğer böyle bir fiyat çıkarsa emin olun ki artık çiftçimiz tarlasını ekmeyecek, pişmeyecek. Dolayısıyla artık tarıma muhtaç haldeyken bu sefer insanlarımız inan ekmek alamayacak duruma gelecek. Bana göre bu, tabii, bana göre bu bir projedir. Türkiye'de tarımı bitirip tarımın dışa bağımlı olmasını isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da başardılar. Bunu da başardılar. Evet. Peki ekonomiye gelmek istiyorum. Ekonomide biliyorsunuz dolar 18 lira kadar çıktı. Akaryakıt fiyatına baktığımız zaman 11,5 liraydı. Evet. Bir gecede Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte yeni ekonomik modeli anlatmasıyla birlikte dolar elektrik sayacı gibi geri saymaya başladı ve 12'lere, 13'lere kadar geldi. Hatta bir iki gün sonrasında 11'lere kadar düştü. 10-30 liraya kadar düştü. Evet, insanlarda bir ümit oluştu. Yani tamam, dolar düştü. Çünkü biliyorsun onun öncesinde büyük bir zamlar vardı. Yani işte gıdadaki zamlar vardı.
İnsanlar ümitlendi biraz. Ümitleri arttı. Fakat ne hikmetse 31 Aralık gecesi saatler 00:00 gösterdikten sonra her şeye zam geldi. Evet. Elektriğe zam geldi, doğal gaza zam geldi. Bunları alıp götürdü. Peki bu zamları hükümet biraz daha öteleyemez miydi? İnsanların nefes almasını. Çünkü asgari ücret, düşün, herkes sevindi. 4.250 lira oldu. 4.253 lira oldu. Yani vermeden aldı zaten. Vermeden aldı. Evet. Emekliye, asgari ücretliye, memura, işçiye verdiği zamı onların maaşına yansımadan tekrar geri aldı. Hem de mislisiyle evet. geri aldı. Maalesef öyle. Şimdi tabii iktidar artık güven vermiyor topluma. Hem şöyle, yani biz işte market zincirlerini denetleyeceğiz. Bu aşırı fiyat yüksekliğinden dolayı yasa çıkarırlar. Fırsatçılara göz açtırmayacağız gibi, onları denetleyeceğiz gibi söylemler. Ama kaldı ki bir hafta sonra enerjiye ciddi anlamda yapılan zam, efendim söyleyeyim motorine yapılan, benzine yapılan zam, doğalgaz, akaryakıt, tekel ürünlerine, bütün yani devlet kurumlarıyla bağlantısı olan bütün gıda ürününden tutun tarım ürününe kadar her şeye 3 kat 4 kat zam geldi. Peki sen bir taraftan diyorsun ki ben bunlarla mücadele edeceğim, fırsatçılara göz açtırmayacağım. Sen bunun 3 katını 4 katını vatandaşa yansıtıyorsun. Yani artık güven vermiyor. Yani söyledikleri birbirini tutmuyor. Vallahi ben şunu söyleyeyim, şaşırmış durumdalar. Artık yönetemiyorlar. Yani gönül ister ki eğer gerçekten bunlar vatanı, milleti, bayrağımızı seviyorlarsa hemen seçim kararı almalarının gerektiğini düşünüyorum. Nedenine gelince artık gerçekten bunlar rotayı şaşırmış. Yani güven bulamıyorlar. Yani söylediklerinin arkasında durmuyorlar. Bir hafta sonra tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Yani toplum artık güven. Çünkü vatandaşımızın gözleri ekranın sağ köşesinde damlıyor. Acaba dolar yükseldi mi, kalktı mı, indi mi? Gram altını 475'ten 1000 liraya yükseldi. 1000 liraya yükseldi. Daha sonra 760 liraya falan düştü. Şu anda 805 işte bayram ettiler. Büyük ekonomist işte bak gerekeni yaptı. Dolar 8.30'dan efendim söyleyeyim 18'e bir gecede nasıl yükseldi? Yani tabii bu soruları sormak lazım onlara. Yani kim bunun bu kadar yükselmesine neden oldu? Yani bunlar kasıtlı yapılan şeyler. Kim ne dese desin ya. Bunlar bilinçli yapılan şeyler. Birilerini zengin ettiler. Yandaşlarını zengin ettiler. Ondan sonra bir gecede düşürdüler. Düşürdüler fakat 8,5 liraya düşmedi Ferhat Bey. Yani evet. Burada ciddi anlamda bir kelime oyunu var. Yani şu an 13.60 seviyelerinde dolar. Gram 800'ün üzerine. 805 lira. Yani düşmemiş aslında. Bana göre düşmemiş. Tabii bazı vatandaşlarımız işte ya büyük ekonomist müdahale etti de tekrar işte dolar, altın, euro, kur falan vesaire düştü. Kardeşim düşmemiş. Yani bir ay içerisinde %50 fark yemiş yani. 8.30'dan 13.30 liraya gelmiş. Yani neredeyse %50'den daha fazla. Ya tabii artık güven vermiyor. Ekonomi olarak yargıda ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani iktidarın hemen seçim kararı alması gerektiğini düşünüyorum. Peki KPSS'e? Evet, o da ciddi anlamda bir sıkıntı. Şimdi KPSS'den 90 puan alan kardeşlerimiz bize arıyorlar. İşte altları puanları WhatsApp yoluyla Şanlıurfa'da da efendime söyleyeyim başka illerde de ya işte Sayın Genel Başkanımız bunu dile getirsin. Tabii Sayın Genel Başkanımız grup toplantılarında birkaç kez dile getirdi. Yani 80 puan, 90 puan alan vatandaş atanamıyor. Ama mülakat denen bir sistem getirmişler. Biat edenler atanabiliyor. Bu da çok üzücü bir hadise. Biz İYİ Parti olarak inşallah iktidara geldiğimiz zaman bu mülakatı kaldıracağız. Liyakata önem göstereceğiz. İşi ehline vereceğiz. Herkese hiç şekilde, mesafeli bir şekilde, adaletli bir şekilde yaklaşacağız. Bunların da hesabını soracağız. Çünkü insanların kimyasıyla oynandı Ferhat Bey. Evet. Genç kardeşlerimiz bu vesileyle atanamadığı için, çünkü çok ciddi anlamda emek vermiş, aileleri belki rızkından feragat edip onları okutmuş, değişik illerde zor şartlar altında okutmuş. Ama o kardeşlerimiz bir iş, bir güç sahibi olamıyor, hayalleri yıkılmış. Genç kardeşlerimiz çoğu intihar ediyor. Bak Türkiye'de çok intihar vakası var. Şanlıurfa'da da çok var. Türkiye'nin birçok ilinde intihar vakaları yüksek. Bunu basına yansıtmıyorlar. Basına yansıttıkları nedir biliyor musun?
bu işte gündüz programları, evlilik programları, efendim evet. söyleyeyim, o onunla çıktı, bu bununla çıktı. Bu da bir proje bana göre. Yani biz İslam'dan bahsediyoruz, efendim söyleyeyim, yani muhafazakar bir yapıdan, bir kültürden bahsediyoruz. Ama televizyonlarda çıkan programları herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız görmüyor. Ama en ufak bir şeyde de müdahale ediyor. Lütfen, lütfen bu aile yapısını bozan programları kaldırın. Ekrandan kaldırın. Bakın aile yapısını gerçekten bozuyor. İnsanların psikolojisini bozuyor. Ya şöyle, yani geçen evdeydim, öyle yemek yerken denk geldi. Haberleri işte izleyeceğim. Haberlere 10-15 dakika kalmış. Kanalı değiştirmeyeyim dedim. Ya şimdi öyle şeyler anlatılıyor ki. Halen resmi nikahlı eşi duruyor. Gitmiş başkasıyla evlenmiş. Ya şimdi bunlar televizyonlarda anlatılacak şeyler değil ya. Ya. İnsanlara kötü örnek oluyor bunlar. Ya bu da bir proje Ferhat Bey. Kaldı ki Türkiye'de gençlerimiz madde bağımlısı olmuş. Çok üzülerek söylüyorum. Özellikle Şanlıurfa'da, Güneydoğu'da, Mardin, Diyarbakır, Batman birçok ilimizde artık gençlerimiz elden çıkmış. Hem de çok ucuz paralara buluyorlar. Ya şimdi sosyal medyada AKP iktidarını eleştirsin. Vallahi sabah namazından önce gelip onu evinden alırlar. Ya şimdi sokağın ortasında madde bağımlısını satan ayakçı takımı desem, işte efendim patronların adresi belli onlara mı desem, bunlara hiç müdahale edilmiyor. Ya bu da bir proje. Gençliğimizi bitirirler. Gençliğimiz gerçekten çok zor durumda. Aileler belki çok işte bizim de evlatlarımız maalesef uyuşturucu madde bağımlısıdır diyemiyor, saklıyor, utanıyor belki. Ama Türkiye'nin bir gerçeği gençlerimiz elden çıkmış. Biz bunları tekrar kurtarmak için devletin eliyle, devletin desteğiyle bu gibi zehir tüccarlarını kesinlikle artık piyasada bunlara yer verilmemesi ve bunların engellenmesi için bir mücadele yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki ben biraz önce program başında şeyi sormuştum. Demiştim ki işte her seferinde HDP'yi getirirler, İYİ Parti'nin yanına koyarlar. Önümüzde de bir şey vardır. Kürt açılımı vardır. Evet. Kürt açılımı vardır. Hatta demokrasi Diyarbakır'dan geçer söylemleri vardır. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız o makamda kalmak için, tekrar iktidar olması için bütün yolları deniyor. Yani dikkat ederseniz Millet İttifakı'na Zillet İttifakı dedi. İYİ Parti'ye Yerli ve Milli dedi. Tabii Sayın Genel Başkanımıza İYİ Parti'ye Cumhur İttifakı'na katılmaları için birçok teklifler yapıldı. Ama tabii Sayın Genel Başkanımız hayır biz bu tekliflere kapalıyız. Çünkü siz yanlış bir şekilde yönetiyorsunuz ülkeyi. Biz bu şekilde sizinle beraber çalışamayız. Fakat ülkenin menfaati için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için hadi gelin aynı masa etrafında uzlaşalım. Size destek verelim bu konuyla ilgili. Tabii İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılmayınca tekrar bizi HDP ile işte efendim söyleyeyim terör örgütleriyle yan yana koymaya çalışan bir Cumhur İttifakı ile karşı karşıya kaldık. Geçen bir söylemini de Sayın Cumhurbaşkanım üzülerek ifade ediyorum. Yani ben o makama çok saygı duyuyorum, Cumhurbaşkanlık makamına. Devletin birçok kurumunu itibarsızlaştırdılar. TÜİK gibi efendim söyleyeyim yani konumuz aslında bir Ferhat Bey. Devletin birçok kurumunu itibarsızlaştırdılar. Kendi siyasi emelleri için istedikleri gibi kullanıyorlar. İşte Edirne'dekini İmralı'ya havale ediyorum gibi bir söylemi var. Ne kadar üzücü bir hadise. Ben bu kelimeye karşılık bir siyasi dil nasıl kullanılır diye gerçekten 2-3 dakikadır düşünüyorum. Acaba buna karşılık hangi cevabı vereyim? Ya kardeşim yani Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten yakışmıyor. Yani ben Kürt kardeşlerimizin oyunu almak için seçime yakın kucak açacağım. Ondan sonra oy vermeyince terörist ilan edeceğim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani İmralı'ya medet bağlamış, bel bağlamış bir Cumhur İttifakı var maalesef. Yani Edirne'deki Selahattin Demirtaş'tan bahsediyor. Ama ya böyle bir şey olabilir mi? Ya şimdi eminim ki ne yapsalar da insanlar artık oy vermeyecek. Çünkü güvenliği yitirirler. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Yanlış şekilde yönettiler. Bana göre AKP bir proje partisidir. O da ayrı bir konu.
Sayın Cumhurbaşkanımız, ben bu peş başkanıyım. Birçok televizyon programında, birçok görsel basında, bunu internetten de merak edenler açıp sorgulayabilir. Ben Orta Doğu eş başkanıyım, BOB'un eş başkanıyım. Kendi söylemiyle, kendi ağzıyla, kendi diliyle kaç defa dile getirmiş. Yani Kürt açılımı bilmiyorum yani. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hakikaten evet, ülkemizde adalet problemi var. Daha önce Kürt açılımı yapıldı fakat başarısız oldu. Bana göre o da bir siyasi hamleydi. Seçimi Kürt açılımıyla kazanırız. Evet. Bir geçiş süreciydi. Bana göre Kürt problemi illaki vardır. Fakat Türkiye'de adalet problemi vardır. Gündeme gelir mi tekrar? Güneydoğu'da işsizlik problemi vardır. Aslında en önemlisi bu. Türkiye'de adalet problemi vardır. Biz Güneydoğu'daki vatandaşımıza iş imkanı sağlarsak, desteklersek, tarım politikasını desteklersek, GAP projesini bitirmek için bir çaba göstersek, samimi söylüyorum, ne Kürt problemi kalır, ne terör problemi kalır bu bölgede. Ama terörün bitmesini istemeyen, devamlı etnik kimlik üzerinden işte Kürt problemi vardır ve işte kimlik üzerinden veya din üzerinden bir siyaset yapan partiyle karşı karşıya kalmışız. Biz bu dili istemiyoruz. Yani seçim arenasında, önümüzdeki seçim sürecinde de bu dilin kesinlikle kullanılmasını istemiyoruz. Ya bu bizi ayrıştırıyor. Evet. Ama Cumhur İttifakı bundan nemalanıyor. Evet. Biz bunu daha önce geçmişteki süreçte de gördük. İlerideki zamanda da tekrar bunu kullanacak diye düşünüyorum. Şöyle bir 15 dakikamız vardır. İnşallah bunu iyi değerlendireceğiz. Evet. Bir üzücü haber vardır, onu söyleyeceğim. Tabii. Sayın Meral Akşener'in testi, COVID testi pozitif çıkmış. Büyük geçmiş olsun. Açıklama yapmış. Biz de buradan kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileyelim. İnşallah tez zamanda bu hastalığı atlatır diye düşünüyoruz biz de. İnşallah. Rabbim Şafii Hürmetine Sayın Genel Başkanımıza ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah. Amin. Peki, şimdi biliyorsunuz son 2 gün içerisinde gündem farklı yerlere gitti. Bir canlı yayın programında Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı hakkında hakaret içeren sözleri vardı. Bir de Sezen Aksu'nun bir durumu vardı biliyorsunuz. Sayın Kabaş tutuklanıp cezaevine kondu. Hatta bugün Cumhurbaşkanı bir açıklaması vardı. MKYK toplantısından sonra bu şeyi takip edin diye, davayı takip edin diye. Hı. Hatta bugün itirazda bulunmuşlardı. Avukatlara itiraz reddedilmişti. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yargıya yön veren bir Cumhurbaşkanımız var ya, düşün yani, şimdi takip edin diyor. Deyince bu belki ben zaten eğer adalet işliyorsa tam anlamıyla, sizin bunu söylemenize gerek yok. Eğer yanlış bir şey varsa zaten yargıçlarımız gerekeni yapacaktır. Yani talimatla yargıçlarımız eğer işini yapıyorsa eyvah eyvah. Yani. Kaldı ki Sedef Hanım'ın açıklamaları kendi fikridir. Saygı duyuyoruz. Fakat daha önceki geçmişteki rahmetli Süleyman Demirel'e, rahmetli Özal'a, rahmetli Ünlü'ye ne lakaplar takıldığı, neler neler söylendi. Karikatürler çiziliyordu. Hem de devletin televizyonunda. TRT'yi hatırlarsınız Ferhat Bey. Yani Sayın Erdoğan'ın Pinokyo yapmışlardı. Yani biliyorsunuz yani. Bu gibi hadiselerle karşı karşıya kaldıkları halde yani hiçbir tepkiler olmamıştı bu anlamda. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza kimse bir şey söylemiyor. Yani yaklaşık olarak zaten Sayın Cumhurbaşkanımıza sosyal medya üzerinden işte sözlü taciz olsun ve işte yazılı görsel açıklamalardan dolayı 150 bin vatandaşımıza dava açılmış. Birçoğu ceza almış. Evet. Yani şimdi siz bir şiir okudunuz diye cezaevine girdiniz, mağdur edebiyatını oynadınız, geldiniz Türkiye'nin 20 yıldır yöneticisi oldunuz, Cumhurbaşkanı oldunuz, milletimizin, devletimizin imkanlarının tamamını israf politikasıyla seferber etmiş bir şekilde kullanıyorsunuz. Bir de vatandaşımız size soru sormayacak, sizin hakkınızda bir yorum yapmayacak. Ya böyle bir dünya yok yani. Biz eğer demokrasiden bahsediyorsak kesinlikle her şey açık olacağız. Saygı sevgi çerçevesinde herkes yorum da yapabilir, herkes fikrini de beyan edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili hiç tahammülü yoktur efendim. Diyor ki kimse bana farklı bir şekilde hitap edemez. Kimse beni sevmemezlik yapamaz. Herkes onu sevmek zorunda. Ben buradan açıklıyorum. Ben onu sevmiyorum. Ya ben şimdi suç mu işledim Ferhat Bey? Evet. Öyle bir şey olabilir mi ya? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız
Yani bu nefret dilini sokağa yansıtıyor. Yani yarın öbür gün AKP taraftarları, çünkü birçok vatandaşımız da yani takım tutar gibi parti tutuyor. Yani şimdi ölümler diyor ki nedensiz seven, Sayın Cumhurbaşkanımızı nedensiz seven insanlar var şimdi. Yani biz onlara karşı karşıya kaldığımızda ne yapacağız peki? Seçim sürecinde yani daha sıkıntılı bir durum yaşanacak. Yani bu nefret dilini sokağa yansıtmaya çalışan bir Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ülkeye zarar verir yani. Evet. Peki son günlere baktığımız zaman herkes şöyle yorumladı. Bundan bir önceki seçimde yine Cumhurbaşkanı işte alanlara indiği zaman, açıklamalar yaptığı zaman herkes seçim var dedi, seçim şeyini söyledi. Fakat Cumhurbaşkanı da ortağı da dedi ki kesinlikle seçim yoktur, seçim zamanında yapılacaktır. Fakat son dönemlerdeki işte MHP'nin görüşmeleri, işte alanlara inmesi, işte bazı ekonomik paketlerin açıklanması, belki önümüzdeki günlerde emeklilikte yaşa takılanlara bile bir şey çıkar. Bunun gibi birçok şeyler falan. Bu da insanlara işte Türkiye'de bir erken seçim olacak. Hatta Sayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu 50 işaret etti. Ama kimleri de diyor ki işte Kasım'da seçim olacaktır. Türkiye'de bir erken seçim bekleniyor mu? Veya erken seçim demeyelim de seçim tarihi geri alınabilir mi? Tabii yani AKP iktidarından önceki hükümetlerden bahsedelim. Koalisyon hükümetleri olması sebebiyle ya eğer ülke ekonomisi veya bazı şeylerin yoluna gitmediğini gördükleri takdirde liderler erken seçim kararı alıyorlardı. Ama ne hikmetse şu an mevcut Cumhur İttifakı artık güvenini kaybetmiş hem o ekonomi anlamda. Hem adalet anlamında artık güven vermiyor. İnsanlar hakikaten bir değişim istiyor. Tabii erken seçim değil de hemen seçim. Bu halkın talebi. Yani Sayın Genel Başkanımız, diğer siyasi partiler, muhalif partilerin tamamı halkın sesi olarak bunu talep ettiler. Hemen seçim istiyoruz, erken seçim istiyoruz gibi söylemlerle. Bana göre hemen seçim yapılması lazım. Yapılan son işte ekonomi paket açıklamaları, memura işçiye verilen zamlar. Yani ben şunu şuna benzetiyorum. AKP'nin son hamleleri. Nesrettin Hoca misali. Göle maya işte göle maya çalıp ya tutarsa işte, tutmaz kardeşim. Yani şimdi çünkü sen artık piyasaya gerçekten güven vermiyorsun. Yani çünkü ekonomide ciddi anlamda yıpranma var. Adalette artık insanlar adalete güvenmiyor. Şimdi en başta adaleti tam anlamıyla herkese eşit mesafede tahsis etmek, güven ortamını sağlamak. Ondan sonra ekonomi güven temeli üzerine kurulur. Yani çünkü ekonominin patronu güvendir Ferhat Bey. Eğer güven yoksa, adalet duygusu yoksa bana göre erken seçim değil de hemen seçim yapılması lazım. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız gönlü istiyor ki herhalde öldükten sonra da kendi yandaşlarına veya çocuklarına o sarayda tekrar hüküm sürmek. Eğer onun keyfine kalsa belki seçim yapmayacak ama demokrasi üstün gelecek. Seçim erken de olmasa 2023 tarihinde yapılacak. Demokrasi kazanacak. İnşallah İyi Parti iktidar olacak. Biz öyle düşünüyoruz efendim. Şimdi tabii ki seçimden bahsetmişken Urfa'da şöyle bir durum vardır. Şimdi biz baktığımız zaman işte Fedai Çakmaklı'yı Urfa'da görüyoruz. İşte MHP'den Mahmut Güneş'i görüyoruz. İşte AK Parti'den Abdurrahman Kırıkçı'yı görüyoruz. Yani belli kesimleri, belli simaları hep görüyoruz. Fakat ne hikmetse Şanlıurfa'da seçimler olduğu zaman dışarıda yaşayan, Şanlıurfa'lı dışarıda yaşıyor. İşte seçim döneminde Şanlıurfa'ya geliyor. Şanlıurfa'lı da şunu söylüyor. Ya diyor ki biz tanımadığımız, görmediğimiz, bugüne kadar memleketine gelip de sorunları dinlememiş bir insanı biz aday olarak görmek istemiyoruz. Evet. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz nasıl bir profil çizeceksiniz? Tabii şöyle. İYİ Parti için. Şimdi Şanlıurfa'nın profili çok farklı Ferhat Bey. Yani öyle bir güzel bir soru sordunuz aslında. Şanlıurfalı kardeşlerimiz bir ceket uğruna Sayın Fakı Baba'yı seçti biliyorsunuz. Hani biz ceketimizi asarız işte seçiliriz. Evet seçiliriz. Şimdi Şanlıurfalılar yani evet doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanımızı benimsedi, ona ciddi anlamda destek verdi. Ama yeri geldiğinde de tepkisini koyabiliyor. Ben şöyle bakıyorum. Yani
İstanbul'da, Ankara'da veya başka bir ilde yaşayıp da seçimden seçime gelip ben de Urfa sevdalısıyım, ben de Urfa'ya hizmet edeceğim düşüncesiyle gelip aday olan kardeşlerimiz haklı. Neden? Çünkü 14 tane mevcut vekilimiz var, 13 tane belediye başkanımız var. Onlar ilgisi alakasız. Şanlıurfa'nın sorunlarıyla, vatandaşın sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Sadece yandaşı nasıl zengin yaparız, efendim söyleyeyim, kendi saltanatımızı daha nasıl iyi bir şekilde kullanırız düşüncesiyle hareket ediyorlar. Dolayısıyla dışarıda olan kardeşlerimiz de seçimden seçime gelip haklı bir talepleri olabilir. Ya kardeşim, zaten sizin mevcut siyasetçileriniz, mecliste olan milletvekilleriniz sizin sorunlarınızı dile getirmiyor. Biz geleceğiz, biz çözeceğiz gibi şeylerle gelip aday olabilirler. Bu gayet doğaldır. Ama Şanlıurfa'nın iyi bir değişmeye ihtiyacı var. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Yani biz hatıra binaen oy vermemeliyiz. Evet. Bu benim aşiretimdendir. Liyakatlı olmalı. Tabii liyakatlı olmalı. Hakikaten vatanını, milletini, memleketini seven biri olmalı, adaletli biri olmalı, iyi biri olmalı. Ülkeye o şekilde, şehrimize o şekilde ancak hizmet edebilir. Veya işte benim 5.000 oyum var, 10.000 oyum var, ben seçimden seçime gelirim, işte alırım. O bitti, gipsinden. O paketi. Yani o dönem bitti, bitmesi de gerekiyor. Şanlıurfalı kardeşlerimiz de artık bu konuyla ilgili daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Ben aslında şunu demek istedim, yani soruların arasında bunu da sormanızı talep ederdim. Şimdi Sezen Aksu ile ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız işte evet, cami çıkışında yine bir söylemde bulundu. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızı yani bir soru sormak istiyorum sizin aracılığınızla. Vatandaşlarımız da buna kulak versin. Ya şimdi dilini koparmak bizde düşer gibi bir söylem söylemiş. Detayını açıklamıyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza şunu sormak istiyorum. Tapelerde, telefon konuşmalarında Egemen Bağış'ın yolsuzlukları, efendim bakanken bazı iddialar vardı onun hakkıyla, hakkında soruşturma dahi açılmadı. Dinimizle, vatandaşımızla alay geçti, bakara makara dedi. Ödüllendirildi. Büyükelçi yapıldı. Peki madem sen, eğer bu kadar din duygusu senin için özel hassas bir konuysa, Egemen Bağış'a da gerekeni yapsaydın, biz Sezen Aksu'ya, vatandaşım zaten gerekeni söylerdi. Ki Sezen Aksu'nun sözleri çok çarpıtıldı. Yani ben bu konuda vatandaşımız artık uyanmasını istiyorum. Yani bir algı yönetmeye çalışıyorlar. Bu algın peşinden bazı kardeşlerimiz, maalesef bazı vatandaşımız bu algının peşinden sürüklenip gidiyor. Yani dinimizde alay eden, vatandaşımıza hakaret edenler, terör örgütleriyle bağlantısı olanlar. Ya şimdi şunu söyleyeyim, yani bir tane son Maliye Bakanı Şanlıurfalı, biliyorsunuz. Evet, Nurettin Nebati. Ya FETÖ'yle böyle fotoğrafları var. Ya o göreve atandığı gece diğer de zaten affını istedi. Yani bu af isteme olayı da Cumhurbaşkanımıza hasıl bir konu oldu. Ya daha önce böyle bir şey yoktu. İstifasını verdi, kabul edilirdi ve edilmezdi. Ama ne hikmetse gece 12'den sonra af talebinde bulunuyorlar. O Sayın Cumhurbaşkanımızın da tasarrufunda. Ya affediyor, ya etmiyor. Şimdi atandığı gün şöyle düşündüm. Yani dedim ki bu Türkiye'de üst düzey bir makama gelmek için terör örgütleriyle daha önce bağlantısı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani FETÖ'yle bu fotoğrafları ya milletvekili oldu, ya bakan oldu, ya da üst düzey bir makamda yetkili olarak atandı. Yani şimdi bir taraftan da FETÖ mağdurları var. Cezaevinde olan, yani bir banka hesabı veya bir vakfa, bir STK, bir STK üyeliğinden dolayı yıllarca cezaevinde kalan kardeşlerimiz var. Ki kaldı, yani bununla ilgili İYİ Parti milletvekillerimiz, hadi gelin siyasi ayağını da araştıralım, soru önergesi verildi meclise. AKP ve MHP tarafından ret edildi. Yani insanları kandırmasınlar. Evet. Vatandaşımız artık her şeyin farkında. Yani gerçekten her şeyin farkında. Yani şimdi Egemen Bağış büyükelçi oldu. Sen buradan bir sanatçıya bu kadar hakaret edeceksin. Bunun üzerinden algı oluşturacaksın. Gündemi değiştireceksin. Valla geçti o günler. İyi Parti var artık. İyi Parti kuruldu. İyi Parti kurulmasaydı istedikleri gibi muhalefeti de yönlendiriyorlardı. Muhalefeti de dizayn ediyorlardı. Ama İyi Parti kurulduğu günden bugüne AK Parti'nin oyları düşmeye başladı. Bütün oyunları bozuldu. İnşallah İyi Parti iktidara gelecek.
Şimdi programımızın sonuna geldik. Size şöyle bir iki dakika vereceğim. Evet. Kamera burada. Şanlıurfalara neler, ne mesaj vermek istersiniz? Evet Ferhat Bey, öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Keyifli bir program oldu. İlk dilimizin döndüğünce biz Şanlıurfalı vatandaşımıza, milletimize mesaj vermeye çalıştık. Bir eksiğimiz varsa, suçumuz varsa da affola. Ben Şanlıurfalı kardeşlerimizin, Türkiye vatandaşımızın İYİ Parti'ye inanmalarını, Sayın Genel Başkanımıza inanmalarını, bir seçimde, önümüzdeki seçimde de oy vermelerini sadece bir defa şans verip, eğer biz bu şansı iyi bir şekilde kullanamazsak, iyi bir şekilde yönetemezsek, adaleti, güven ortamını tahsil etmezsek, emin olun ki AK Parti iktidarı gibi 20 yıl bizi iktidarda tutmasınlar. Ülkemizi yönetmek için öyle gibi bir talebimiz de yok. Biz bir dönem istiyoruz. İnşallah Türkiye'yi iyi bir şekilde yöneteceğiz. Ondan sonra zaten siz kendi kararınızı, kendi tercihinizi tekrar kullanacaksınız. Ben Şanlıurfalı kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Evet, 14 tane vekilimiz var. Ama Urfa'nın sorunlarıyla ilgilenen hiçbir tane vekil göremiyorum. 2023 veya erken veya baskın bir seçimde meclisin rengi de değişecek. İYİ Parti'nin inşallah Şanlıurfa temsilcileri de mecliste olacak. O zaman biz Şanlıurfa'nın sorunlarına da parmak basacağız. Bu problemlerin çözülmesi için, GAP projesinin bitmesi için, tarıma ciddi anlamda destek verilmesi için. Çünkü biz tarım kentiyiz. Tarım kenti olmamız sebebiyle tarım işçi problemimiz de aynı zamanda ciddi anlamda çok büyük bir sıkıntı. Biz bu sıkıntıları da inşallah gidereceğiz. Tekrar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Sürükleyici bir program oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar çıkarsak birlikte daha güzel konuları, belki de hiç belli olmaz. Bakarsın bir gün seçimi konuşacağız. Seçimin tarihi belli olur. O zaman onları konuşmuş oluruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun diyorum. Evet değerli izleyiciler, bugün çok değerli bir konuğum vardı demiştim. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı'ydı. Türkiye gündemini konuştuk, Şanlıurfa gündemini konuştuk. Biz de burada programımızı noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoşça kalın diyorum.